İkinci konuşmacı Mardin Milletvekili Sayın Mithat Sancar. Süreniz 10 dakika Sayın Sancar. Buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan. Sevgili arkadaşlar. Türkiye Bilimler Akademisi TÜBİTAK ve üniversitelerle ilgili bir konuşma yapacağım. Ben bütçenin bu kısımları üzerine söz aldım. Üniversitelerde ve bilim dünyasında Türkiye'de son 20 yıldır özellikle son 15 yılda hızlanacak şekilde büyük bir yıkım yaşanıyor. Her gün yeni veriler ortaya çıkıyor bu yıkıma ilişkin. AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından sonra önemli bütün kurumlarda, özellikle üniversitelerde, bilim akademilerinde, kurumlarında hızla bir kadrolaşma yaşandı. Cemaatin, Gülen cemaatinin buralara yerleşmesi sağlandı. Böylece liyakat, bilimsel esaslar gibi önemli ilkeler bir kenara bırakıldı. Bütün bunlar dönemin iktidarları, hükümetleri marifetiyle ancak gerçekleşebilirdi. Siyasi kararları hükümetler veriyordu, icraatı alt kademede cemaat gerçekleştiriyordu. Ta ki 2013 yılına kadar. 2013 yılında ortaya çıkan çatışma, cemaatle AKP arasında ortaya çıkan çatışma, o güne kadar yapılanların görünmesi için bir fırsat oldu. Ancak maalesef hükümet bu fırsatı iyi kullanmadı. Sonra 2016'daki darbe girişimine geldik. Darbe girişiminden sonra da tersine bir yöntemle bu yıkımı daha da derinleştirecek uygulamalar yaptı AKP hükümeti, mevcut iktidar. Mesela ihraçlar, üniversitelerden yoğun ihraçlar yaşandı. Bunlar olağanüstü hal, fırsat bilinerek gerçekleştirildi. Bugüne kadar üniversitelerden ihraç edilen personelin, daha doğrusu akademisyenlerin tam sayısını da bilemiyoruz. Ama 5700 civarında akademisyenin ihraç edildiğini söyleyebiliriz. Böyle tahmini bir rakam var elimizde. Fakat ihraçlar ve üniversiteden kayıplar bunlardan ibaret değil. 15 vakıf üniversitesi cemaate bağlı olduğu gerekçesiyle kapatıldı. Buradaki öğretim üyelerinin durumunun ne olacağı da belirsiz. Onlar da üniversiteden tasfiye edilenler arasında yer alıyor. Ayrıca öğretim üyesi yetiştirme projesinin projesi kapsamında da pek çok akademisyen adayı kadro güvencesinden yoksun bırakıldı. Bu sayının 23.427 olduğu tespit edilmiştir. Yani öğretim üyesi yetiştirme projesi kapsamında kadro güvencesinden yoksun bırakılan, yani istendiği anda boşta bırakılacak, tasfiye edilecek akademisyen adayı sayısı 23.500 civarındadır. Şimdi bu açıdan baktığınızda Türkiye'de gerçekten üniversitelerin bütün yatırımlarının, üniversitelere yapılan akademisyen yatırımının bir çırpıda yok edildiğini görebiliyorsunuz. Evet, bunlar yıllar içinde yapılan yatırımlardı. Darbe girişiminden sonra tasfiyeler yapmak iktidarın hakkıdır. Bunu daha önce de söyledik. Ancak bunu belli ölçütlere ve belli usullere ve denetime tabi olarak yapması gerekiyordu. Meclis burada yetkili olmalıydı. Bu tasfiyeler doğrudan darbeyle bağlantı esasına göre gerçekleşmeliydi. Yoksa kanlı bir darbe girişimi olduktan sonra hiçbir şey yokmuş gibi devam etmeyi kimse beklemiyor. Bunun da çeşitli sıkıntıları olduğu biliniyor. Ama hükümet, iktidar bu yolu tercih etmedi. Olağanüstü hal ilan etti. Böylece bütün yetkiyi hükümete verdi. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'nun birlikte çıkardıkları kanun hükmünde kararnamelerle hangi ölçüde dayalı olduğu bilinmeyen tasfiyeler gerçekleştirildi. Bu arada darbe girişimiyle hiçbir ilişkileri olmadığı bilinen, hatta daha önce
bu darbe girişimini gerçekleştirdiği söylenen cemaatin hedefi durumunda bulunan. Cemaatin bizzat mağdur ettiği, etmek istediği akademisyenler de tasfiye edildi. Buradaki amaç böylece darbeyle etkili bir mücadele değil, bu ortaya çıktı. Buradaki amaç bütün kurumları hükümetin ya da mevcut iktidarın kontrolü altına almaktı. Tıpkı 1933'teki Darülfünun reformu adı altında gerçekleşen tasfiyeler gibi. Tıpkı 27 Mayıs'tan sonra gerçekleşen 147'ler tasfiyesi gibi. 12 Eylül'den sonra gerçekleştirilen tasfiyeler gibi. Özellikle böyle bir amaç ortaya konunca keyfiliğin sınırı artık kalmıyor. Sınırsız keyfilik devreye giriyor. Sadece üniversitelerde değil ama üniversitelerdeki bu tahribatın Türkiye'nin geleceğini de çok büyük bir ipotek altına aldığını, Türkiye'de bilimsel akademik gelişmeleri tamamıyla baltaladığını da ekleyelim değerli arkadaşlar. Bu kadar yetişmiş beyin gücü, bu kadar yetişmiş akademisyen ne kadar sürede yeniden yetiştirilebilir? Bunların hiçbirinin hesabı yapılmadı. Darbeyle, darbe girişimiyle mücadele adı altında hızla, keyfi ve çok büyük kapsamlı tasfiyeler yapıldı. Ne 1933'te kıyaslanabilir, ne 1960'la, ne de 1980'le. Yani hiçbir darbe dönemiyle kıyaslanamaz. Üstelik bunlar yapılırken siyasi iktidarın sorumluluğu da bir kenara bırakıldı. Bütün bu kadrolaşmaların sebebi siyasi iktidarın bunlara imkan tanımasıydı. O kararlara imza atanlardı. Şimdi TÜBİTAK ve TÜBA'ya çok fazla zaman kalmadı ama TÜBA üzerine biraz durmak istiyorum. Türkiye Bilimler Akademisi 1993'te kuruldu. Burada kendisini rahmetle yad etmek gerekiyor. Sayın Erdal İnönü'nün büyük çabasıyla kuruldu 1993'te ve kendisinin çok titizlikle takip ettiği kuruluş çalışmaları neticesinde evrensel ölçütlere uygun bir akademi ortaya çıktı. Biz de 1993'te kurulabilen Bilimler Akademisi'nin Batı'daki tarihi birkaç yüzyıldır arkadaşlar. Batı'da birkaç yüzyıla dayanan geçmişe sahip olan bu kuruluşlar, bilim akademileri tamamen özerk çalışırlar ve üyeleri de tamamen bilimsel ölçütlere göre belirlenir kendileri tarafından. Bizatihi akademinin kendisi tarafından. Şimdi ben size 1993'teki o kuruluş kararnamesinde yer alan üye seçimi ölçütlerini söylesem gerçekten ayrıntıya girmeden şaşarsınız. Türkiye'de artık bunları hayal bile edemiyoruz. Yani kendi içinden seçiliyor, öneriliyor, ölçütü var, uluslararası alanda yayın yapmış olmak gerekiyor. Bu yayın, bütün bunlardan sonra en az 6 tane uluslararası indekslere yayını girmiş yabancı yerli akademisyene gönderiliyordu hakem olarak. Bunlar bilim akademisi üyesi olma niteliğine sahip midir, yeterliğine sahip midir diye. Bütün bu aşamalardan sonra 12 kişilik bilim kurulunun 9 üyesinin onayı gerekiyordu. Bu da yetmiyor, genel kurulun da en az %50'sinin onaylaması gerekiyordu. Bu kadar sağlam bir sistem kurulmuştu ve çalışabildiği 18 yıl boyunca gerçekten çok değerli işler de üretti. Ne zamana kadar? 2011 yılına kadar. 2011 yılında bir kanun hükmünde kararına bir çıkarıldı ve bu kadar iyi işleyen bir sistem, evrensel çağdaş ilkelere uygun işleyen, iyi işler yapan bu kurum birdenbire yıkıldı, bozuldu ve hükümetin kontrolüne, iktidarın kontrolüne sokulmak istendi. 300 üyeye çıkarıldı. 300 üyenin 100 üyesi TÜBİTAK bilim kurulu tarafından seçilecekti ki orada zaten hükümetin kontrolü var. Ayrıca onu anlatmaya gerek yok, zaman da yetmez. 100 üyesi YÖK tarafından belirleniyor ve bütün bunlar da iktidara tabi kuruluşlar. Neden yapıldı? Bir muhasebe, bir öz eleştiri, biraz hicap gerekmez mi? TÜBA'da yapılan bu değişiklikler daha sonra cemaatin bir operasyonu olarak
nitelendirildi, doğruydu. O zaman TÜBA üyesi birçok akademisyen, Türkiye'nin en uluslararası alanda en itibarlı akademisyenleri TÜBA'dan istifa ettiler ve uyardılar. Hükümeti uyardılar. Bakın, buradaki operasyon kötü bir operasyondur, kirli bir operasyondur. Ayrıca bilimsel bütün özelliklerini de TÜBA'nın ortadan kaldıracaktır dedi. Buyurun, tamamlayın lütfen. Ama hayır, dönemin AKP hükümeti bunlara kulakları tıkadı. Sonradan 15 Temmuz 2016'dan sonra bir bakıyorsunuz üyeler buharlaşmış. Ya böyle bir tabir var, buharlaşma. Nereye gidiyor üyeler bilmiyoruz. İhraç ediliyor, sessiz çekiliyor. Bir FETÖ operasyonu yapılıyor bu arada. Ama yerine alınanların yerine getirilenlerle ilgili yetersizlik iddiaları, bırakın iddiayı, hakikati apaçık ortada duruyor. TÜBİTAK'a yapılan işte ne bileyim park bahçeler müdürünün atanması gibi işlemler TÜBİTAK içinde geçerli. Türkiye'nin geleceğini bu kadar tahrip etme hakkı hiçbir hükümette olamaz. Bütün bunları darbe girişiminin yarattığı tahribatlar dahil gidermenin tek yolu kamuya açık, şeffaf, demokratik bir denetim mekanizması oluşturmaktır. Saygılarımla efendim. Teşekkür ederiz Sayın Sancar.